Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Bu videomuzda toplama ve çıkarma problemleri çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu problemleri nasıl çözmeliyiz? Bunları konuşacağız. Bir problemi çözebilmek için her şeyden önce çocuklar o problemi dikkatli ve doğru bir şekilde okumamız gerekiyor. Bir kere okuduğumuzda anlamıyorsak, anlayana kadar okumalıyız. Ve okuduktan sonra da toplama mı, çıkarma mı yapacağız? Buna karar vermeliyiz. Eğer problemde artma, çoğalma, bir araya getirme varsa, o problemde biz toplama işlemini kullanırız. Ama azalma, eksilme varsa da çıkarma işlemini kullanırız. Öğretmenim, iyi de biz bunları nasıl yapacağız? Diyorsanız, şimdi size problem örnekleri üzerinde nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi o zaman buyurun. İlk yapmamız gereken şey neydi? Soruyu doğru ve dikkatli bir şekilde okumak. Güneş 7 yaşında, abisi Yiğit ise 9 yaşındadır. İki kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır? Ama öğretmenim ben çok yavaş okuduğum için anlayamıyorum diyorsanız eğer okumanızın hızlanması gerekiyor çocuklar. Bunun için de bol bol kitap okumalı ve hızlı okuma çalışması yapmalısınız. Şimdi sorumuzu okuduk. Peki toplama işlemi mi yoksa çıkarma işlemi mi yapacağız? Bunun cevabı sorunun içinde vardı. İki kardeşin yaşlarının toplamı soruluyor. Demek ki toplama işlemi yapacağız. Yani kardeşlerin yaşlarını bir araya getireceğiz. Yaşı büyük olan kardeşi yukarı yazalım. Ya da başa yazalım. Küçük kardeşi de yani güneşi de alta yazalım ya da yana da yazabiliriz. Hiç fark etmez. İsterseniz biz yana yazalım. 9 Yiğit'in yaşıydı. 7 de güneşin yaşı. Şimdi bunları toplayalım. 9 aklımızda olsun. 7 de parmağımızda olsun. Sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki iki kardeşin yaşlarının toplamı 16'ymış. Diğer sorumuza bakalım. Buse'nin 15 boya kalemi var. 6 boya kalemini kardeşine verdi. Aferin Buse'ye. Buse'nin kaç kalemi kaldı? Öncelikle sorumuzu dikkatli ve doğru bir şekilde okuduk. Şimdi şuna karar vermeliyiz. Toplama mı yapacağız yoksa çıkarma mı? Çocuklar siz boya kalemlerinizi bir arkadaşınıza verdiğiniz zaman ya da birine verdiğiniz zaman boya kalemleriniz azalıyor mu yoksa çoğalıyor mu? Efendim? Azalıyor diyorsunuz. O zaman azalıyorsa çıkarma işlemi yapıyoruz. Çıkarma işlemi yaparken de sayıları geriye doğru sayıyorduk. Bunu da alt alta yapalım. Buse'nin 15 boya kalemi vardı. 6 boya kalemini arkadaşına verdi. Şimdi 15 aklımızda, 6 da parmağımızda olsun. Şöyle yapalım. Parmaklarımız da sığmıyor. Evet. 6, 15 aklımızda geriye doğru sayacağız. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Hemen buraya 9'u yazalım. Yani Buse'nin 9 kalemi kalır. Boya kalemi. Kalemi kaldı diyelim. Neler yapmamız gerektiğini anlamaya başladık mı çocuklar?
Aferin size o zaman. Devam edelim. Evimizde 8 yumurta var. Annem 6 yumurta daha aldı. Evimizde kaç yumurta oldu? Hemen söyleyin bakalım çocuklar. Toplama mı yapmalıyım yoksa çıkarma mı? Süpersiniz. Anlamışsınız siz. Tabii ki toplama. Çünkü zaten evimizde 8 yumurta var. Annem 6 yumurta daha almış. Demek ki yumurtalar çoğalmış. Yumurtalar da çoğaldığına göre tabii ki toplama işlemi yapıyoruz. 8 aklımızda, 6 da parmağımızda. Hadi bakalım 6 yaptık. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Demek ki evimizde 14 yumurta olmuş. Ziyade olsun. Yumurtalar bayağı çoğalmış. Başka bir soru. Hadi bunu da beraber okuyalım. Zehra sabah 7 sayfa, akşam da 5 sayfa kitap okudu. Zehra toplam kaç sayfa kitap okudu? Bence hemen tahmin ettiniz. Çıkarma mı diyorsunuz? Hayır hayır çocuklar. Eğer çıkarma diyorsanız yanlış okumuşsunuzdur. Bakın sabah 7 sayfa okumuş, akşam da 5 sayfa. Zehra toplam kaç sayfa okumuş? Toplam dediği için toplama işlemini kullanmalıyız. Yani sabah okuduğu sayfa sayısıyla akşam okuduğu sayfa sayısını toplamalıyız. Sabah 7 sayfaydı, akşam da 5 sayfa. 7 aklımda, 5 parmağımda. 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki Zehra toplam 12 sayfa kitap okumuş. Aferin Zehra. Elif'in 12 balonu vardı. 4 balonu patladı. Elif'in kaç balonu kaldı? Çocuklar, balonlarımız patladığı zaman balonlarımızın sayısı azalır mı yoksa artar mı? Azalır tabii ki canım. Azaldığına göre de biz hangi işlemi yapıyoruz? Evet, çıkarma yapıyoruz. 12'den 4'ü çıkaralım. Yani 12'den 4 geriye sayalım. 12 aklımda, 11, 10, 9, 8. Demek ki Elif'in 8 balonu kaldı. Hadi son bir örnek daha yapalım çocuklar. Ağaçtaki 11 kuştan 5'i uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Çocuklar, ağaçtaki kuşlar uçarsa ağaçta kalan kuşların sayısı azalır mı yoksa artar mı? Aferin size. Siz bence bunu iyice öğrendiniz. Tabii ki azalır. Azaldığı için de hangi işlemi kullanıyorum? Çıkarma. Güzel. Çıkarmada da geriye doğru sayıyorduk. Yani 11'den 11 kuştan 5'i uçtuğuna göre biz de 11'den 5'i çıkarıyoruz. 11 aklımda, 5 de parmağımda. Hadi bakalım sayalım geriye. 10, 9, 8, 7, 6. Harikasınız. Ağaçta 6 kuş kaldı. Bunlar örnek çalışmalarımızdı çocuklar. Bol bol problem çözerek, bol bol kitap okuyarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Hemen kısaca bir tekrar edelim öğrendiklerimizi. Önce problemi doğru bir şekilde okuyoruz. Sonra toplama mı yoksa çıkarma mı yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Ve daha sonra da problemi dikkatli bir şekilde çözüyoruz. Eğer toplama işlemi yapıyorsak ileri doğru sayıyoruz. Çıkarma işlemi yapıyorsak geriye doğru sayıyoruz. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar, değerli veliler.
Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çocuklar, aman ha sakın büyüklerinizin sözünden de çıkmayın. Hoşça kalın.